Merhaba arkadaşlar. Üçüncü dersimizde Excel'de koşullu biçimlendirme ile işlem yapmayı anlatacağız. Şimdi bu koşullu biçimlendirme için özellikle en gerekli olan sayısal ifadelerdir arkadaşlar. Sayısal ifadelerde de şöyle yapalım. Sayı diyelim. Biraz büyük değer yapalım. Şimdi koşullu biçimlendirme arkadaşlar özellikle adı üzerinde biçimlendirme işleminin belli koşullara göre yapılmasıdır. Ben bu bakın metni bir taneyi de seçebilirsiniz. Ancak öncelikle şey yapalım. Tüm sayıları seçelim mi? Conditional formatting diye İngilizcesi zaten. Burada bakın altta yine bende şey çıktı ama buradan tıkladığım zaman özellikle hazırda bakın data barlar var. Üzerine geldiğiniz zaman içerik değerine göre data bar oluşturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın renkler farklı farklı renklerde oluşturuyorsunuz. Solid renkler veya işte gradient renkler oluşturabiliyorsunuz. Veya color skala, renk skalası var. Bu da arkadaşlar dikkat ederseniz işte en küçük değer kırmızıdan yeşile doğru giden bir skala oluşturabiliyorsunuz veya işte farklı bu şekilde skalalar oluşturabiliyorsunuz. Renk skalaları oluşturabiliyorsunuz. Sizin özellikle içeriğinize göre renklendirme işlemlerinin değişik değişik türleri mevcut. Mor rule diyerek yine farklı renk düzeninde biçimlendirme yapmanız mümkün. İkon set var. Bakın gördüğünüz gibi ikonlarla işte düşüş, yükseliş gibi ifadeler verebiliyorsunuz veya işte farklı gördüğünüz gibi renklendirmeler yapabiliyorsunuz. İşte değer düşük, değer yüksek gibi. Tabii burada 223 değer olduğu için bizim şurada arkadaşlar. Olayı çok büyüktü. En büyük değerimiz 99. Burayı da 23 yapalım. Çok o kadar büyük olmasın. Şimdi baktığınız zaman hani ikon sette de gördüğünüz gibi şeyler farklı renkler var. Böyle arkadaşlar. Veya bu şekilde bakın her bir şekilde ikon renklendirmesi veya koşullu renklendirme yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte mesela hani bu biçimlendirmeyi aslında grafik gibi de düşünebilirsiniz. İşte rating durumu veya beşli quarter durumu gibi ifade kullanabiliyorsunuz. Bakın elinizdeki değere göre dediğim gibi biçimlendiriyorum. Mesela bana bu biraz uygun. Şuraya şöyle yapalım. Oy oranı şimdi önümüzde seçim var ya. Oy oranı diyelim. İşte 22, 33, 55 etti. 12, 67, 67, 3 daha 70, 5 daha 75, 8 daha 83, 11 daha 80, 94, 6 daha 100. Toplam değer 100'e ulaştırdım. Şimdi burada bakın biçimlendirme ikon sette burada gördüğünüz gibi arkadaşlar pasta dilimi değil de yine çeyreğin doldurması veya bu şekilde yine oran ifadesini görebiliyorsunuz. Özellikle pasta diliminde işte tabii verilen biçimlendirmenin neye göre yapılacağını da belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Belir diyerek de
biçimlendirmeyi silebiliyorsunuz. Biz mesela high yüksek hücrelere göre mesela greater than büyük olan küçük olan bitliğin arasında eşit gibi ifadelerde kullanabiliyorsunuz. Mesela büyüktür dediğiniz zaman bakın greater than büyüktür. Burada 18 değerini alıyor. Mesela baraj 10'dur. Değil mi? 10'un üzerinde oy almış. Hatta 9'un üzerinde. Bakın, 9'un üzerinde oy almış olanların renkli göster diğerlerine beyaz göster gibi barajı geçemeyeni görüntüleme olayı yapabilirsiniz bu şekilde. Bakalım bir de ne yapalım mesela? Not diyelim işte 66, 77, 45, 89, 36, 72, 23, 16 gibi bir de not girdik. Bakın burada da küçük diyelim less'ten 50'den küçük olan. Bakın 50'den küçük olan notları bize kırmızıyla gösteriyor. Böylece mesela şunu 49 yapalım. 50 yapalım. 50'yi dahil ediyorum. Eksiyorum. Evet. 50'den küçük notları kırmızıyla gösteriyor. Ne yaptı? Nedir işte? Kalan yani 50'nin altında not almış kişileri direkt uyarı rengiyle görebiliyoruz arkadaşlar. Veya dediğim gibi burada biçimlendirmeyi yapacağımız biçimlendirme başka bitliğin arasında mesela arasında değeri de nasıl bir değer girelim arasındayı. Bir anda aklıma gelmiyor. Bilmiyorum da var artık. Arasındaki neyin arasında, hangi değerlerin arasında değer bakabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela spor ya da aktivite diyelim. Aktivite diyelim. Aktivitemiz mesela günlük yürüyüş aktivite işte dakika olarak yapalım. 10 dakika, 60 dakika, 45 dakika, 75 dakika, 30 dakika, 5 dakika, 125 dakika diye aktivite biçimden değerleri girelim. Burada da bunu bakın bitti diyelim. Hangi değer ile hangi değer arasında yapılanları görmek istiyoruz. Sınırımızı belirliyoruz arkadaşlar. İşte 50 ile pardon tabii bir hücre değeri de verebilirsiniz arkadaşlar. 50 ile en büyük değerimiz 25'ti. 50 ile 70 arasına ne renge dönüştüreceğinizi de bakın burada renkleri de seçebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl hangi renklerde dolduracağımızı da belirleyebiliyoruz. Mesela red border diyerek kırmızı çerçeveye al veya red text yazıyı sadece kırmızı yap mesela demin dediğim. Ben demeyelim de şunu 20 diyelim. 20 ile 70 arasındaki değerleri kırmızıyla yaz dedik. Bakın burada 60, 45, 30 ve 30 değerlerini kırmızıyla yazdık. Diğerleri siyah olarak kaldı arkadaşlar. Peki şöyle bir durum yapalım. Asıl bizim yapacaklarımızdan birisi aktivite not. Geçen haftaki harcama grafiği aslında olabilir de şu an tekrar doldurmak da istemiyorum. Veya harcama diyelim. Burada harcama grafiğini işte günlük harcama olarak verelim. 234 lira. Burayı ne yapmamız lazım? Hemen TL'ye dönüştürelim. 234 lira, 123 lira, 520 lira, 320
40 lira. Diyeceksiniz ki hocam günlük bu kadar harcama mı yapıyor? Hayır. Günlük bu kadar harcama olarak değil de yani işte tam beş, tam gibi ifadeler girdik. Bunu şöyle önce bakın bunları biçimlendirdiğimizi düşünelim. Kalın yaptık arkadaşlar. İşte şimdi gelelim bu tabii tüm sütunu da seçebilirsiniz bu şekilde. Top bottom rule. Yani ilk 10 %10 gibi ifadeleri de yapabilirsiniz. İlk 10 dediğiniz zaman arkadaşlar tabii ilk 10'u ilk 5 yapalım mı? Evet. İlk 5'i gördüğünüz gibi yine renklendirme işlemini yaptırdık. Zemin kırmızı, yazı kırmızı, yeşil işte sarı olsun, kırmızı olsun. İlk 5'i burada 5 olarak verdim. Çünkü değerimiz çok fazla değil. Bu arada sıralama mı yaptım? Ben de böyle doldurdum. Sıralama mı yaptı ben mi böyle doldurdum arkadaşlar? Ben böyle doldurdum. Sıralama da yapmamış. O zaman sıraya 23 yapalım. Sıraya da 35 gidelim. Karışık yapalım biraz. Burası 520 olsun. Burası 45 olsun. 50 olsun. Güzel. Evet şimdi tekrar tamamını koyu yapalım önce. Ardından gelelim bakımda top 10 dedik. Onu 5 en yüksek 5 harcamayı bu şekilde görüntüleyebiliriz. Tabii renk yine kırmızı, zemin kırmızı yazı yaptık ama istediğimiz gibi onu değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle buradan kırmızı yazıya dönüştürüyorum. Ve 5 tanesine kırmızı yazı yap diyoruz. Niye olmadı? Çünkü bir kuralı uyguladık. İkinci kuralı üstüne uyguladığımızda bir şey yani ifade değişmeyecektir. Şöyle kırmızı yazıya dönüştür dedik. En yüksek harcama 5 tanesini görüntüle dedik. Tabii bu 5 taneyi isterseniz işte 100 liranın üzeri diye de yine değiştirebilirsiniz. Mesela burada 340'ı 34 lira 34 yapalım. 95 alsın. Evet 100 liranın üstünde oldu. 95 ifadesini almış oldu arkadaşlar. Yine aynı şekilde bunu şu şekilde çoğaltırsak mesela yani bütün bu sefer biçimlendirmeyi tüm çoğalttığım için tümünü aldı. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Tekrar clear rules diyerek seçili veya şu bölümdeki kuralları sil diyelim. Tekrar gelelim buna biraz önceki. Şu top 10 yapalım ve 5 diyelim. Şuna gelelim. Bu hücrede farklı bir değerlendirme yapalım. Top 10 yüzde olarak bakıyor arkadaşlar. %10 %10'a giren anlamında, ilk %10'a giren anlamında 10 taneyi gösterir. Tabii bunun için çok fazla sayıda olması lazım. O yüzden şöyle yapalım. Bunu şöyle çoğaltalım. Tabii küsuratlı değerler çıkacaktır. Bu şekilde. Evet. Şimdi zaten %10'a giren dedik. Ve bunu kırmızı renkte göster dedik. 10 tanesini göster dedik. Bakalım. Aşağıda en altta 3 taneyi gösterdi arkadaşlar. Ve bunu şöyle yapalım. Karışık. Büyükler altta kaldığı için alttaki 3 taneyi %10'a giren değer olarak aldı. Şu sütuna bakalım. Burada da bottom ortadan 10
Ortalama 10 nesne. Bakın bunu da yine 5 yapalım. Şöyle ve practice diyelim. Ortalama 5 nesne arkadaşlar. Ortalama değer olan, ortalamaya yakın değerlerden 5 tanesini burada işaretlemiş olduk. Ya da daha doğrusu renklendirmiş, koşullu biçimlendirmiş olduk. Bu şekilde koşullu biçimlendirmeyi yapabilirsiniz. İstersek yeni kendi kurallarımızı oluşturabiliriz arkadaşlar. Kendi kurallarımızı oluştururken de şimdi buna şu birinci de şuraya gelelim. Başarılı başarısız durumuna gelelim. İlk dersimizde yaptığımız başarılı başarısız durumlarına gelelim. Bunu biçimlendirmeyi bakın tüm hepsini seçebilirsiniz ama genellikle arkadaşlar birinci hücre seçilir ve yeni bir kural oluştur denilir. Burada bakın isterseniz yine biraz önceki seçtiklerimizin hepsinden belirleyebiliriz. En altta ise bakın unit mesela tek olan, duplicate olanlar da var. Sadece tek olanlar veya çift olan değerler durumu var. Bunu da yapabilirsiniz. Mesela duplicate ise mesela bunu şöyle yapalım. Şu sütunları şuraya tekelim. Bakın. Gelelim new rule şuradan. Unit or duplicate var. Çift olanları göster. Tek olanları göster. Şeklinde. Belirledikten sonra biçimlendirmeyi sizin yapmanız lazım arkadaşlar. Burada mesela ne olsun? İşte bold italic olsun. Rengi de kırmızı olsun. İşte çizgi olsun mu olmasın mı gibi efektler kullanabilirsiniz. Underline yapabilirsiniz. Dediğiniz zaman bakın okey dedik. Gördüğünüz gibi çift olanların altını çizdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çift olanların altını çizmiş oldu bu şekilde. Biz duplicate dedik. Geri alıyorum. Geliyorum. Tekrar new rule dedik. Unique sadece unique olanlar, tek olanlar, yine bold italic olsun, kırmızı olsun dedik. Okey dedik. Bu sefer sadece durum başlığının biçimini değiştirdi gördüğünüz gibi. Çünkü tek olan bu arkadaşlar. Bunun haricinde şu hücrelere yine biçim uygulayalım. Yeni kural. Bu sefer biz formülle uygulayalım. Nedir formülümüz? İşte buradaki mesela şuraya geliyoruz. Formülümüzü yazacağız. Şu değer bakın küçük 50 ise hani başarılı başarısız ifle yapmıştık ya. Aynı zamanda zayıf başarısız olanları da kırmızıyla göstersin veya işte ne yapalım? Farklı bir işte bu renkle bu renk biraz koyuyla şöyle şu koyu renkle biraz da bold olsun. Dolgu rengi de şöyle bir dolgu rengi kullansın. Evet. Okey dedik. Burada bakın tekrar söylüyorum. Not durumu 50'nin altında olanların bu sefer başarılı başarısız yazmasına göre başarılı başarısızın renklenmesini sağlıyor arkadaşlar. Tabii burada başarı sadece bu hücreye uyguladı. Şimdi gelelim bu hücreyi bu şekilde çoğaltalım. Şey yaptık, yanlış yaptık. Sadece bu hücreyi buraya hücreyi hepsine bir formül yazdık. Sıkıntı. Şuna gelelim. Manage rule diyelim. Unique value. Evet. New rule diyoruz. Formül. Sadece bu hücreyi bakın bu hücreyi seçtik. Biraz önceki gibi değil. Bu hücreyi seçtik formül yazacağımız için. Bu değer küçüktür 50 ise dedik. Yazı rengini pardon dolgu rengini bu yazı rengini de işte bu renk olarak işte bold yap dedik. Okey dedik. Okey dedik. Okey. Şimdi bunu bu hücreyi bu şekilde çoğaltıyoruz. Formülümüzü yine formülümüze dikkat etmedik. Manage rule. Bu formül. Evet.
Ne yapmak zorundayız? Şuradaki dolar işaretini kaldırmamız gerekiyor. Burayı da ha, pardon. Burası değil. Pardon. Arkadaşlar, nereye uygulayacak? Buraya uygulayacak. Şu formülü değişmemiz lazım. Burada dolar işaretini kaldırmıyor. Yoksa ne demiştik? Sabit bir adres vermiş oluyoruz. Evet. Şöyle formülü düzelttik şimdi. Bakın, başarısız olanı çizdi ama şurada bakın bizim formülümüzde normalde burada 56 almış. Başarısız yazıyor ama formülümüz 56'nın 50'nin üstünde olduğu için renklendirme işlemini yapmadı. Bu finalden dolayı kalmıştır. Şunu şöyle yapalım mesela. Burayı 0 yapalım. Evet, 29,4 ile başarısız oldu. Bu şekilde biçimlendirme işlemini de sıklıkla kullanıyoruz arkadaşlar. Burada dediğim gibi if yapısı bizim başarısız yazısına göre de yapabilirdik. Eğer içerik başarısızsa şu renge doldur diyebilirdik. Biçimlendirmeleri silmek istediğimiz zaman silmek istediğimiz hücreye geldikten sonra Clear Rules diyerek arkadaşlar seçili hücreleri temizle veya Manage Rule diyerek hangi hücreyi hangi kuralı silecekseniz onu da buradan Delete Rule ile silebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde biçimlendirmeyi, otomatik biçimlendirmeyi kaldırabilirsiniz. Burada özellikle biçimlendirmede arkadaşlar dediğim gibi günümüzde sıklıkla kullanılan yapılardan birisi budur. Şu işte data barlardır özellikle. Bakın aynı biçimlendirmenin üstüne başka bir biçimlendirme daha uygulamanız. Yani çift biçimlendirme yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kırmızıyla yapmıştık. Bir de bar uygulaması yaptık. Burada da yine ikinci bir biçimlendirme şansımız mevcut arkadaşlar. Tabii kapatmaması şartıyla mesela ne kullanabiliriz? İkon kullanabiliriz. Bu şekilde ikon kullanabiliriz. Arkadaşlar şu şekilde ikon kullanabiliriz. Yan yana çift biçimlendirmeyi de rahatlıkla yapabiliyoruz. Evet. Bu dersimizde arkadaşlar temel aritmetik fonksiyonları kullanmada özellikle if yapısını belirttik. Temel metinsel fonksiyonları kullandık ve koşullu biçimlendirme yapmayı da anlattık. Gelecek dersimizde sıralama, süzme ve uygulama çalışmaları var arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.